Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Derioğlu. Yeni bir hard disk tamir videosuyla karşınızdayım. Bu video bir istek videosu. Dün canlı yayında bir arkadaşımız Necdet abi hard diskimin kabloların takıldığı soketi kırdım. Nasıl yaparım diye bir soru sordu. Ondan önce de onlarca defa bana mailler attınız, yorumlara yazdınız. Hard diskimin arayüzü kırıldı. Buna benzer arızaları net bilgisayar zamanında birkaç kere tamir etmiştim. Bunun için yapmanız gereken SATA ise SATA, IDE ise IDE bir hard disk arayüzü bulmak. Nereden bulacağız Necdet abi diyebilirsiniz. Bunlar internetten satılıyor mu bilmiyorum ama hiç araştırmadım. Ama ben genelde eski kartlardan söküp kırılan arayüzü değiştiriyordum. Bunları bulmak çok kolay. Gerek bit pazarlarında, gerek hurdacılarda, gerek bilgisayar tamirhanelerinden isteyerek alabilirsiniz. Ama böyle bir kart arayışına girdiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken bir husus var. Girişleri her ne kadar hepsi birbirine benzese de yüksek kapasiteli, kaliteli hard disklerde arayüz kısmı biraz daha farklı. Örneğin elimde tuttuğum 1 TB'lık bir hard disk ait. Bu da 160 GB'lık. Yani şu anda elimde tuttuğum tamir edeceğimiz hard disk ait. Ucuz hard disklerin arayüzleri böyle biraz kalitesiz oluyor. Şimdi bunu alırken özellikle kartı götürmeniz lazım ki aynı karttan alabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunun 3. modeli yok. Bir bu var, bir de bu var arkadaşlar. Bu kriterlere uyarak bit pazarlarından, hurdacılardan, bilgisayar tamircilerinden isteyebilirsiniz. Şimdi bu hard diskin arayüzünü nasıl sökeceğiz? Fazla uzatmadan kameramızı masamıza alalım ve işe başlayalım. İşe başlamadan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu işlemi yapmak isteyen arkadaşlar da böyle havalı bir havya olması gerekiyor. Kalem havyayla da sökebilirsiniz ama çok kaliteli bir kalem havyanız olması gerekiyor. Ve biraz sabırlı ve meşakkatli bir süreç gerektiriyor. Onu göze alırsınızsa kalem havyayla da şimdi biraz sonra yapacağımız işlemi yapabilirsiniz ama bu tarz işlerde en iyisi üflemeli havya diyorum ve videoya geçiyorum arkadaşlar. Demin bahsettiğim hard disklerdeki farklılık bu arkadaşlar, görüyorsunuz. Bununla bunun arasında büyük bir fark var. Çünkü bu kaliteli 4 TB'lık bir hard disk. Arayüz kısımları bunların biraz daha geniş oluyor. Aslında soket kısımları birebir aynı ama diğer pahalı hard disklerde bu kısımda ayrıca bir bölüm var, görüyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani böyle bir arayüz değiştireceksinizse mutlaka bu şekilde bir hard disk anakartı bulmanız gerekiyor. Bu arada bu arayüz sağlam arkadaşlar. Arızalı değil. Bu konuda istek var diye bu sağlam hard diski söküyorum. Bunun arayüzünde herhangi bir kırıklık falan yok, görüyorsunuz. Ve baktığınızda ikisinin de yapısı aynı, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu işlemi yaparken üflemeli havyanız olması gerekiyor. Alüminyum bantla plastik aksamı kapatıyorum. Sökeceğimiz kısma bir miktar flax uyguluyoruz. Daha rahat sökülsün bu durumda. Isı tabancamızı 400 dereceye ayarladık. Sökme işlemine başlıyoruz. Fazla yaklaştırmak doğru değil plastik aksama. Diğer tarafa takarken de biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü bu en azından bozuk bir kart arkadaşlar. Bunun başına bir şey gelse de sorun değil ama diğer kartta herhangi bir zarar vermemek gerekiyor. Hard disk hepten çöpe gidebilir. Zarar vermeden söktük parçamızı. Burada birkaç parçayı da söktük aynı zamanda. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu kart üzerindeki şu kısımları da izole etmemiz gerekecek. Bunun için şöyle bir bant yapıştıracağım ki buradaki şu küçük parçalar çıkıp yerinden kaymasın arkadaşlar. Mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde buradaki bütün dirençler falan çıkacaktır ve yerlerinden ayrılacaktır. Onları tekrardan yerlerine takmanız biraz zor olabilir, hatta imkansız olabilir. Çünkü çok sayıda küçük parça var orada. Kondansatörler, dirençler vesaire. Onun için mutlaka ve mutlaka bu kısmını kapatmanız gerekiyor. Böyle bir bantla. Yani lehimleri erise bile yerinde kalacaktır. Bozuk olan arayüzünü sökeceğiz. Bunun için de flax kullanmak gerekiyor. Bu flax'ı neden kullanıyoruz arkadaşlar? Isıyı yükseltiyor ve daha çabuk parçanın sökülmesini sağlıyor. Aynı zamanda lehim yaparken de çok faydası var. Yüksek ısılara ulaştırıyor. Hem de parçaların, SMD parçaları özellikle montaj ederken yapışmasını sağlıyor. Bu kısmı da izole etmek istiyorum. Çünkü bizim hard diskimizin sağlam arayüzü bu arkadaşlar. Bozmak istemiyorum onu. Yaparken gayet dikkatli olmak lazım bu işleri. Bir kere böyle üflemeli havyanız olması şart arkadaşlar. Diğer türlü havyayla bu tarz parçalar sökmek çok zor. Yani sökülebilir aslında ama çok uğraşırsınız. Çok uğraşırken de bu kartlar fazla uğraşmaya gelmez.
arızaya düşecektir kesinlikle. Öncelikle bir kenarından ısıtıyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz hafiften. Bu işlemi yaparken aşağıdaki hard diskimizin yollarını koparmamak lazım. Yani iyice erimeden lehim yollarını kopardığınız zaman kesinlikle yaptığınız iş işe yaramayacaktır arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. 400'ün altındaki ısrar burada iş yapmaz. Onu da söyleyeyim. Evet, arayüzümüzü söktük arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kartımızı temizlemeye. Kablolarını takalım. Burada herhangi bir sıkıntı olmasın. Aslında sökerken de bu kabloları takmak gerekiyordu. Unuttum ben arkadaşlar. Bunları takmak gerekiyor buraya. Yani böyle bir kablo bulup SATA kablosu ve elektrik kablosu takmanızda fayda var. Bunu söylemeyi unuttum baştan. Şimdi söyleyeyim. Şimdi bu kısımları söktükten sonra bir miktar lehim pastası sürüyoruz bu kısımlara arkadaşlar. Lehim pastası sürdükten sonra lehimleri tazeliyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya biz lehim vuramayacağız dışarıdan. Şimdi yaptığımız lehimlerin üzerine bacakları lehimleyeceğimiz için bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Burada ince lehim kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim elimde de ince lehim kalmadığı için kullandığım lehim aslında kalın lehim. Bu da gördüğünüz gibi sıkıntılara yol açabiliyor. Arayüzü takmak çok kolay. Zaten burada kanalları var. Kanallarına denk getirip taktığınız zaman kesinlikle gidip yerlerine oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde taktıktan sonra lehim yaparken gayet dikkat etmek gerekiyor. Buradaki uçların hemen hemen hepsini şöyle bastırıyorsunuz, bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kendiliğinden zaten aşağıdaki yaptığımız lehimlere oturuyor arkadaşlar. Tek tek sabırlı sabırlı, acele etmiyoruz. Her bacağın üzerine havyamızı bir kere dokundurmamız yeterli oluyor. Daha sonra tabii ki teker teker yakından kontrol edeceğim. Mercek altında. Evet, şimdi mercek altında kontrol edeceğim. Daha sonra sellozik veya sentetik tinerle temizledikten sonra hard diskimizi çalışır hale getireceğiz. İnşallah sorun olmadı arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hard diskiniz çalışmayabilir de şansınıza kalmış. Merceğin altında teker teker kontrol etmek istiyorum. Tinerle yıkadıktan sonra saç kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz ya da tülemeli havyanızı 100 dereceye aldığınız zaman saç kurutma makinesi kıvamına geliyor. Tinerden ıslaklık kalmamalı. Özellikle sentetik tinerle yıkadığınız zaman bu kurutma işlemini daha dikkatli yapmanız gerekiyor. Sentetik tinerde elektrik geçirgenliği var arkadaşlar. Evet, iyice kurudu. Şimdi gelin kartımızı yerine takalım ve deneyelim. Çalışmayabilir de çünkü bu yaptığımız iş biraz riskli bir iş. Yıkadıktan sonra da iyice mercek altında bu uçları kontrol edelim. Herhangi bir kısa devre falan olmaması lazım. Emin olduktan sonra hard diskimizin üzerine takabiliriz. Şu arayüz kısmından da silmek istiyorum. Hard diskimizin kartını yerine taktık ve bilgisayarımıza takıyoruz. Burada hard diski görmeyebilir de çünkü üzerinde bayağı bir işlem yaptık. Arızaya da ulaşmış olabiliriz. Bu da bizim şansımıza diyorum ve Bismillahirrahmanirrahim deyip taktım. Ve hard diskimiz geldi gördüğünüz gibi. İki bölümden oluşuyor bu hard disk. Evet, iki bölümde geldi. Biri bu, biri de bu. Yerel disk E ve yerel disk D olarak iki bölümden oluşuyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Hard diskimiz çalıştı arkadaşlar. Ve faydalı olduğuna inandığım bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tamiri sizler de yapabilirsiniz. Burada bir şey paylaşmak istiyorum. Bu kısma yapacağınız izolasyonu kaliteli yapmanız gerekiyor. Gayet sağlam yapmanız gerekiyor. Ben bir sıra alüminyum koydum. Hafiften bir plastikte yamulma olmuş arkadaşlar. Sonradan bayağı düzelteyim diye uğraştım. Bilginiz olsun. Yani bu plastik kısmını iyice izole etmeden kesinlikle ısır işlem yapmayınız. Pompenatlar olduğu kısımdan ısıttım. Siz bu alt kısmından da ısıtabilirsiniz. Tabii ki biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ben biraz aceleci olduğum için kompenatların olduğu kısımdan sökme işlemini yaptım. Tabii ki mutlaka ve mutlaka özellikle bu ön taraftaki ve bir dahaki videolarda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.